de geldiği için bizim için çok çok daha önemli. Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanlığı binasında gerçekleşen basın toplantısında konuşan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Büyükşehir Belediyesi'nin grup yolu niteliğindeki Çamlıca-Sapadere yolu için çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Kurumsal Hizmetler Daire Başkanımız İsa Akdemir ile birlikte bu zamana kadar kangren olmuş Sapadere ve özellikle de yolunun asfaltlanması işi için bir stat verdik. Ve başladık. Şimdi Çamlıca-Sapadere yolu inşallah özellikle kırsala hizmet eden bu yolumuz çok daha modern bir şekilde, çok daha güzel bir şekilde halkımıza hizmet etmeye çalışacak. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin başlatacağı projemizde Tüm Antalya'da Köyde Hayat Var projesinin adımlarını Alanya'mızda da başlatacağız diyen Karadağ proje hakkında bilgi verdi. Yine Büyükşehir Belediye'mizin başlatacak olduğu tüm Antalya'mızda Köyde Hayat Var projesinin de ilk adımlarını inşallah Alanya'mızda atacak. O köydeki daha önceki popülasyon olarak geçim kaynakları ne ise onun daha özellikle Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılacak olan bir eylem bu, organizasyon. Önümüzdeki hafta Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımız Seda Hanım Alanya'ya gelerek bunun ince ayrıntılarını ve bir pilot bölge seçilerek bu işe başlayacağını bizlere bildirdi. Alanya'da devlet hastanesinin yükünün azaltılması gerekiyor diyen Karadağ, Mahmutlar'a tam teşekkürlü bir hastane yapılmalı dedi. Mahmutlar'da kesinlikle tam teşekkürlü bir devlet hastanesine acil ihtiyaç var. Dolayısıyla Alanya'daki devlet hastanesinin yükünü azaltmak ve oradaki doğu bölgesindeki tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek için ama mutlaka çok... Karadağ pandemide sıkıntı yaşayan esnafın Alanya'da 24'e kadar açık olması önerisinde bulunurken buna acil bir çözüm bulunmasını talep ediyorum dedi. Alanya'mız turizm ve şu anda turizm sezonundayız. Mutlaka ve mutlaka en az 12'ye kadar bu mekanların açık olması ve esnafımızın ticaret yapması gerekmektedir. Karadağ aynı zamanda pandemide sanatla uğraşan müzik emekçilerinin durumlarına değinerek çok amaçlı spor salonu, tiyatro salonu yapılmalıdır önerisinde bulundu. Aynı zamanda da yine Mahmutlar'da çok amaçlı spor salonu, bir tiyatro salonu yapılmalıdır diye düşünüyorum.